Çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Hep işçi kalırsın. Hiçbir zaman yükselemezsin bu bölgede. Yer değiştirsen de nereye gidersen git. İstersen hiçbir yere gitme. Olduğun yer sana uyumlu mu? Ya da olduğun yer sana ne vaat ediyor? İşte bu jeodetiktir. Bir de relokasyon var. Relokasyon ben bir yere gittim. Benim natal haritam yani benim mevcut natal haritam ne yapıyor orada? Ne yapıyor yani? Sen burada ilişkilerden problem yaşarsın, aile. Çünkü DSC'den geliyor tamam. Venüs. Yani buradan Satürn bir Arap şeyhi seni bekliyor. Yani <laughs> ya da bir asker ne bileyim. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine Finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Jeodetik yani jeodezik ya da bir diğer tabli jeodetik bir hocam jeodetik diyor bir hocam jeodezik diyor tam olarak ben de bilmiyorum nasıl okunuyor ama jeodezik diye birçok kitapta yazıldığını gördüm bu ben nerede doğarsam doğrayım dünyanın bir burç sistemi var yani işte atıyorum Amerika oğlak o şeyden bir açıyor böyle bütün 12 tane burcu parselden açıyor her yere bir şey veriyor her yere bir burç veriyor yani senin yükselenine, güneşinle harita oraya göre tekrar dizayn ediliyor. Yani her ülkenin bir haritası vardır Natal'de o ayrı. Yani Natal'deki hayrı bak. Yani şöyle diyeyim mesela Türkiye'nin güneşi akrep yükseleni yengeç falan filan. Geçtim o jeodetik değil. o natal harita. Natal Arta, yani evet ama jeodetik daha önemlidir. Yani şöyle diyeyim. Jeodetik o coğrafya ben uyumlu muyum? Yani mesela örnek sen istese Avustralya'da Türkiye'ye geldin ya da değil, Ben bandırmada doğdum. Türkiye'de hiçbir yer değiştirmedim yani. Ben bandırmadayım ama bandırmaya uyumlu muyum ben? Yani ben oranın enerjisiyle yani korelasyona uyabiliyor muyum? Yani orada konfigürasyona uyum sağlayabiliyor muyum? Bu jeodidiktir. Yani jeodidik dünyanın sıfır noktasından yani baz alınarak açılmış olan burçların belli derecelerle 12'ye bölünmüş hattından burçları yerleştiriyorlar. Her ülkenin geçtiği coğrafya toprak parçasına bir burç veriyorlar. Aynı nasıl bizim zodyak 12 derece. Yani jeodetik harita bambaşka bir şey yani. Ve muhteşem çalışır. Yani jeodetik pek fazla böyle hani kimse herkes natal haritalarda geziyor ama mesela örnek ben şimdi burada her burca 30 derece vermişiz değil mi? Jeodetikte de öyledir. Yani jeodetikte dünyayı 30'a bölerler. Şey 12'ye bölerler. Dünyayı yani büyük haritayı 12'ye bölerler. Buna jeodetik harita derler. Şöyle anlatayım ben size. Yer değiştirsen de Nereye gidersen git. İsterse hiçbir yere gitme. Olduğun yer sana uyumlu mu? Ya da olduğun yer sana ne vaat ediyor? İşte bu jeodidiktir. Ee, mesela örnek. Burada nasıl Pluto, Satürn, Neptün e, var böyle burada. Boş düşünün bunu. Hiçbir şey yok burada. Şöyle düşünün yani. Tamam mı? Dünyanın haritası bu. Line. Kapatıyorum her şeyi şu an. Her şeyi kapattım. Dükkanı kapattık şu an. Tamam mı? Bunu böyle yazmışlar işte. Koç buradan başlar. Koç burcu burada, Boğa burcu burada. işte böyle böyle parsele böyle bölerler burayı. Tamam mı? Ee, ondan sonra böyle bölmüşlerdir burayı. 12'ye. Sonra derler ki işte mesela Türkiye aslan yükselenine getiriyor. Ee, sen şimdi yükselenin ne mesela? Ee, ondan sonra tabii her ülkenin farklı farklı yerleri var. Mesela işte Güneydoğu'ya giderken işte işte şuraya açılıyor, Yengeç'e doğru gidiyor falan filan. Her ülkenin işte burada sen buraya göre çıkartıyorsun hatta bu jeodetik ee, yer değiştirmesen bile oranın haritası sana ne yapıyor önemli olan o şeklinde jeodetik bir de relokasyon var relokasyon ben bir yere gittim benim nataları tam yani benim mevcut natal tam ne yapıyor orada ne yapıyor yani örnek ben kendi natal haritamdan ve var ya bak ben size şunu söyleyeyim vallahi billahi jeodetik harita çok iyi çalışır. Relokasyon çok iyi çalışır yani. Nokta atışı çalışır yani onu söyleyeyim. Ya coğrafya gözünü seveyim ben yani gerçekten çok iyi. Ya, bakın ben kendi natal açtım. Çünkü bir arkadaşınız orada en çok soru şu. Yer değiştirdim yer değiştirdim. Hani bunu bir an önce size göstereyim ki. Şimdi birkaç arkadaşınıza bakacağım. E, tamam anla, siz hafta sonu benim yaptığım canlı yayınlara gelin. Orada ben size depremleri analiz edeyim. E, orada da edeceğim çünkü. O, orada yani beni bir şekilde takip... Yani şeyden ben sınıf şeylerine yaptım duyuları takip edin bir şekilde arkadaşlar tamam mı? Merhabalar evet doğum tarih bilgileri ver bakalım. Evet ben de tam onu diyecektim hukuki bir süreç yaşadınız mı diyecektim. Yani hukuki çünkü satürn natal haritanda tam ASC'ne bakıyor ya karşıdan. Bu hukuki süreç yaşatır. Evet bir de bayağı uzun bir mahkeme olabilir. Satürn tabi burada olduğu için kısıtlıyor bazı şeyleri. Hukuki süreçlere seni götürüyor falan. Satürn güneş trinen de var aynı zamanda natal haritanda Pluto arasında çok güzel bir üçgen de var yani. Hani baktığımız zaman ya eşiniz sana çok büyük desteği olur ama bazı noktalarda anlaşmazlıklar çıkabilir tabii ki. Çünkü e, Satürn direkt ASC'ne karşıdan bakıyor yani. Şimdi oradaki sesi bir komple kapat beni telefondan duy kafam karışıyor. Oradan ses yankısını duyuyorum ya. Sen nereye gitmek istiyorsun? Tarım soruyorsun sen değil mi? Şimdi bakalım. Antalya doğumlusun. Zaten o bölgedesin. Bakın Venüs karesini buradan geçtiğini Aha. Tamam yakaladık. Sen burada ilişkilerden problem yaşarsın aile. Çünkü DSC'den geliyor tamam. Venüs. Şimdi Şu bölge üzerinde ben sana garanti veriyorum. Venüs ASC kare, Venüs DSC kare. İkisi birden Antalya hattı üzerinde sen burada bekar yaşayacağım ben diyorsan yaşa. Ee, bir. İkincisi şimdi bu bölge üzerinde Antalya'yı değiştirmek ister misin? Dünyanın neresini istersem giderim diyebilecek kadar özgür bir misin? Bir dakika Kanada'ya bakalım. Kanada'ya geldin. Evet Kanada'ya gittik. Orada oraya sen gidersen Allah yardımcın olsun. Sen ne yaptın? Belaya gitmişim be kızım. Bak Mars MC kare. Yani şey Mars MC'ye çıkıyor. En te sen burada kan bile dökülmüştür. Ya yani kanın bile akmıştır senin burada. Sen ne yapmaya gittin oraya? Yani çünkü Mars MC'de en tepede senin burada ne işin var? Mars Koç burcunda. Bir de yetmemiş. Mars Uranüs'e karşıt yapmış. Merkür'ünle kare. Bak Mars, Merkür te kare. Bir de Merkür'ün de ikinci evde. Sen bir güzel, bir güzel yani. Sen demiş ki benim hiç yani derdim hiç yok. Ben bir gideyim Kanada'ya. Ben orada hayatımın en büyük bir derdini bir yaşayayım yani. <laughs> Yunanistan'a gittin öyle mi? Bak, neden diyorsun Yunanistan'a güzel? E senin buradan Venüs IC'de geçiyor yani. Yani onu söyleyeyim. Bak sen var ya bak. Şöyle söyleyeyim sana. Sen Yugoslavya, Yunanistan, Romanya, Polonya, Almanya taraflarını seversin. Bu buraya kadar etkiler. Bulgaristan'ı da etkiler. Bu bölgeler. Bulgaristan'ın bak şu bölgesinde sadece şu kanattan. Bak Satürn geliyor bak Satürn geliyor bak. Satürn geliyor buradan görüyor musun? Bak tam da bu noktadan almışındır. Şu böyle şu kanattan almışındır. Satürn geliyor buradan bak DSC. Ondan sonra bak şurada Satürn ile Venüs birleşiyorlar mesela. Şu noktaya gitmelisin mesela. E, paralı bir sevgili var otoriter. Bekar mısın bu arada? Aha, şimdi burada bak. Mesela orada kral var mesela. Bir tane. <laughs> yani oraya gitsen bir tane kral var. Yani. Prens var yani. Yani buradan satın bir Arap şeyhi seni bekliyor. Yani... <laughs> ya da bir asker ne bileyim. Yani bir şey var çünkü burada kesişiyor bak şimdi şu bölgeye gitmelisin mesela. Ha bak çatta da var bir tane. Çattaki yalnız çok şey ya. Ulan burada ne oldu ne olur çatta çat çat şey ya. Bak mesela var ya Bak mesela senin şu venüs geçişlerin var ya bak oralar hep sana ıı, güzel yerlerde sen oraya gidince beğenirsin oraları. Mesela sen çadı beğenirsin mesela enteresan çadı kimse beğenmez sen beğenirsin. Hele şu noktasına git bak Neptün geçişiyle. Neptün ASC kavuşumun var bu noktada mesela. Bak 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 ay bak ay o bak mesela şu bölge Kenya. can şimdi oha. Ya hocam iyice kafayı yediniz. Yani Kenya'ya gitmek istiyorsun değil mi? Belki Bak Kenya'nın şu bölgesinde seni e, çok acayip sahiplenirler. Jüpiter burada ASC ile birlikte ay IC'den giriyor. Yani burada sen ev bark edinirsin, IC'de ay var ya. E, Jüpiter e, burada hani şu noktada birleştikleri için yani şu noktada bir şey var seni bekleyen. Bu nokta tabii ki ne kadar etkiler? bak şu kadar etkiler. Ama tabii ki Kenya'nın daha çok bu noktasına gidersen onu etkilersin. Ama sen şu kotanın içine gir o adam seni bulmaya çalışacak bir şekilde. Jüpiter balığa döndüğü sürece senin şu Merkür'üne asıl gelemiyor ama 2 derece sana bir sinyal verecek. Senin 2022'de çok acayip bir mekan elde etmekle ilgili bir gündemin var. Çünkü Jüpiter 4. evine girecek. Bu arada para harcatabilir sana biraz. Venüs'ün üzerinden geçecek. Bu olayın benzerini sen 2010'da da yaşamışsın. Evet burada Jüpiter dördüncü evden geçecek. Burada senin ikinci hmm. evdeki Merkür'ünü asılacak. Ve burada Satürn'ün var aynı zaman. Çıkış noktası sana çok büyük bir ödül verecek. Yani 2010 yılında da yaşamışsın bunu. 2022'de de yaşayacaksın. Sen aslında şu an o proje dediğin o proje var ya. O projeden vazgeçme. O projeyi ama gidip de Antalya'da yapma. Ay, Oo işte. çok güzel ya. Bak güneşin de oradan geçiyor. Yani kesinlikle şu bölgeye gitmelisin yani Merkür yani şu bölgeye gitmesi yani e, ne var burada Manisa var İzmir Menemen Korbalı Bayındır Tire Aydın'a git yani ne bileyim valla bak Turgutlu Manisa Balıkesir'e git daha iyi yani çünkü senin o bölgeden bak görüyor musun şu güneşin de üçgen yapıyor yani Merkür'ün buradan üçgen geliyor çok güzel yani bu açı olarak ama senin Türkiye'de şu bölgede bulunmaman gerekiyor. Sen de hep orada yaşamışsın. Bu olacak. Türkiye'yi çok gezmek isteyebilirsin. Bir, ikincisi Türkiye'de bak en tepe noktada Satürn'ün var. Bu senin Türkiye'de çok önemli bir kariyer elde edeceğini gösteriyor. Satürn'ün en tepe noktada Güneş'ten destek almış, Plüto'dan destek almış. Aslında sen Türkiye'de çok güzel kariyer elde edebilirsin. Ama sen yanlış yerdesin. Antalya'da i̇şte. e, bıraktın ilk enerjinle orada olduğun için, yer değiştirdiğin için. Evet. Dolayısıyla o enerji burada o Merkür'ü kurtaramıyorum ben. Bu Merkür hala senin oradan atar ertandaki gibi çalışıyor. Yani burada hiçbir şey değişmemiş yani. Jüpiter MC. Oraya gidersen, İzmir'e gidersen sen işi büyütüyorsun. Jüpiter en tepeye çıkıyor. Bak sen ne yap et şu İzmir'e git. Yani deprem olacakmış. Ya deprem oldu da kaç kişi öldü yani. Türkiye'de her yerde deprem oluyor. Yani yapacak bir şey yok. İzmir'e git. Bak gideceğin yer de burada işte. Bak Jüpiter nasıl MC'ye geçiveriyor oraya gittiği zaman. Dolayısıyla şuraya bak 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 bak. Jeodetikte güneşin nasıl kaslıyor bak şu bölgeyi. Şu bölgeyi nasıl güneş kasıyor bak. bak güneş güneş mc kare bak ic kare bak seni şurada kastırıyor bak sen kesinlikle sana diyorum bak düğümlere bak 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 bu bölgeyi kasıyor. Uranüs kare bak şu bölgeyi sil hayatında anladın ee, gitmen gereken yer kesinlikle İzmir. Bir arkadaşınız daha alacağım coğrafya bak. sen ülke mi değiştirmek istiyorsun şu an bakalım bakalım haritanda bu konuda bir şey var mı tetikleme var mı? Tabi Satürn şimdi kovaya girdi. Burada yeni dön... Ooo senin dönemin başlıyor. 91'li misin sen? Satürn yeni döngü açtı sana bu Ocak şey Aralık ayında. Ee, yeni bir döngü açtı. 91'lere yeni bir e, Satürn döngün var onu söyleyeyim. O döngüde Jüpiter Satürn kavuşumun var. Aa, sen de yeni bir şeyler evet bir ülke bir şey düşünebilirsin. Bu ticari amaçla mı bir yere gitmeyi düşünüyorsun? Çünkü Satürn Jüpiter kavuşumu yaşadı. Türkiye'nin haritası gibi bir haritam var onu söyleyeyim. Ee, sen bu ülkede aslında bir dakika sen bu ülkede iyi para kazanırsın ha onu söyleyeyim. Ama senin evinde yuvanda huzur biraz kalmamış olabilir ee, ya da yani kabuğu. kendi kabuğuna çekilince ikili bir kriz çözmekten sıkılıyor olabilirsin. Ee, yine aynı şekilde Ay Satürn Ay Juno kavuşumları burada partnerlerle iş arkadaşlarında sorunlar yaşıyor olabilirsin. Türkiye'de maalesef mesela çalıştığın yerlerde neler yaşıyorsun? Ya Cillop gibi Jüpiter, Venüs oraya geliyor. Benim harita gibi yani. Sen buradan, bu Türkiye'den çok iyi para kazanırsın. Var ya bak hayatının en büyük parasını da buradan kazanırsın. Türkiye'den kazanırsın. Onu da söyleyeyim yani. Jüpiter, Neptün trinesi var sende ya. Bu kimse yani bu öyle herkeste yoktur yani onu söyleyeyim. Sen bu ne demek biliyor musun? <laughs> Biraz büyük. Tabii vizyon da çok önemli yani. Şimdi mesela yani kişi mesela adam, kadında mesela Jüpiter, Neptün trinesi var. Ama mesela kadının vizyonu Hani e, tabi Başak Burcu işçi arketipi olduğu için hani büyük vizyon elde edememiş olabilir. Yani ben bir yerde çalışayım da benim maaşımı versinler kafasında olursan e tabi ne yapacaksın yani en fazla senin maaşını verirler. Ama büyük düşünür böyle birazcık daha ben 35'ten sonra kafa ayıldı benim. E, vizyon yani vizyonu büyük tutman lazım bu ülkede. Yani işçi arketipinden çık sen. İşçi arketipinden çık yani. Burada sadece iş arkadaşlarınla biraz dalışırsın. Çünkü Ay Juno karşıtlığın var ya işte. Sana da iş arkadaşların habire tekme vuracak. Juno Oğlak iş arkadaşlarından habire gol yersin. Evet evet müdürler işte yani bu Juno Oğlak müdür demek zaten yani iş arkadaşı iş müdür e, işte oranın şeyi e, Oğlak olduğu için e, biraz seni zorluyorlar yani ay yengeç ol sen çok duygusal sahiplenmek istiyorsun herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun ama orada gol yiyorsun hep yani e, burada e, yaralı bir karaktersin burada e, Türkiye'de durduğun sürece hep böyle bir mazlum karakter e, hep ağlayan kız e, burada <laughs> Şiron Aslan Aslan e, devreye girecek akrepte stilmin olduğu için hep bir aile temalarında sorun var. Yani yuva mesela sen yuvada huzur bulamayabilirsin burada. Hani hep bir tartışma, hep bir böyle bir sorun yani bir kriz çek. Aslında senin var ya ailen çok köklüdür. Ya da çok böyle e, şeydir. Nasıl diyeyim? Direncin çok yüksektir. Ailen çok sağlamdır. Evet. Bu da neden işte dördüncü evdeki bu akrep işte Türkiye sınırlarında maalesef aile kavramında sürekli bir şey yaşayacaksın. Bir kriz yaşayacaksın gibi duruyor. Bu Türkiye'nin değil dünyanın neresine gidersen natürelten değişmeyecek buna bakarsak. Ama bunu en azından bari ikinci ev alaydın da bu para getireydi başka bir şeyler olsaydı yani para konusunda mesela çok daha derin mesela ikinci ev akrep gelirse para getirir mesela akrep ikinci evi sever. Bir de onu bizim aynı zamanda şeyden de görmemiz lazım. Şimdi ona bir bakalım bakalım. Türkiye'nin içinde iş bak para sal onun konuda sen aslında Türkiye'de iyisin. Yani kötü olduğunu mu düşünüyorsun. Mesela paramı vermediler dediğini olduğunu zannetmiyorum. Yani sen burada çok iyi para kazanmış olabilirsin. Bu Başak Başak tipi şeyle hizmetçi ruh verir. Yani o Jüpiter sende mesela tatilci bir ruh değil. Jüpiter biraz hovardadır. Ya yani gene seni gezdirir, bir yerlere götürür ama böyle hep böyle bir iş vardır o gezmelerin içinde. Bir iş yapmak için gezdim bir şey. İşte bir iş seyahatleri vardır. Yani Jüpiter, Başak biraz daha o, o arketiptedir. Bir. İkincisi bir şey öğretmek, analiz etmek ile ilgili çok ciddi bir kariyer veriyor Türkiye standartlarında. Peki şimdi bakalım bakalım sen bir kere Türkiye'nin özellikle Malatya'sından bu bölgeden biriyle sakın bir partner ilişkiye girme. Juno kare başına bela alırsın onu söyleyeyim. Hiç daha önce Malatya... Bak sana adres veriyorum. Ee, bir dakika şimdi gel. Urfa'da yaşadın. Urfa'da Ay Aykaren var. Bir de senin e, Malatya tarafından bir partnerin oldu mu? Juno Karen var. Diyarbakır'da oldu. Bu buraya etkiler. Tamam bir dakika. Peki onunla ilgili sorunlar yaşamış olman gerekiyor. Çünkü Juno Karen var. Şu bölgede yuva kurmakla ilgili çok ciddi sorunlar yaşayabilirsin. Partnerler. Bu buradan buraya etkiler. Buradan buraya etkiler. Yani şu çizgi partner olarak yani şu kadar bölgeyi etkiler onu söyleyeyim. Yani seni şu bölgeden hiçbir şekilde partner kabul etmemen gerekiyor. Çünkü Juno Karen var ve seni kökten yaralayan partnerler. Ee, yine şu bölgede Ay Karen var. Şu bölgede Ay Karen var. IC MC yani hepsi buradan çalışıyor. Evet. Güneydoğu'yu al makasla buradan kes sen. Ama bak sadece senin için diyorum. Güneydoğu sevmiyoruz değil. Ben çok seviyorum ama evet. sen sevme. Yani gitme. Yani o bölgede hayat zaman kaybetme. Yani koskoca dünya. Biraz daha dünya vatandaşı olarak düşün. Bir yükselen yay olarak sana Türkiye'nin bu bölgesini iptal etmeni e, tavsiye ediyorum. Ee, Ankara, Konya şöyle gösteriyorum. Görüyor musun? Bak şu bölge evet. Kastamonu, Karabük, Konya, Anamur şu bölgede Neptün MC kare. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Neptün, Neptün, MC, kare. Bu şu demek. Kariyerde hiçbir yere gelemezsin burada. Yani seni görmezler. Sen basını var ya çok ya paranı verirler canım. Bir şey yapmazlar da. Yükselemezsin yani o üniversiteyi boşuna okumuşsun. Çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Hep işçi kalırsın. Hiçbir zaman yükselemezsin bu bölgede. Sen nerede diyeyim demiştin? Karabük'te misin sen? Oo, orayı hemen terk et. Yani ben bak sana şunu göstereyim. Hiçbir astrolog da sana bu kadar net konuşmaz. Onu söyleyeyim. Neptün tam da o kara bükü vurmuş durumda onu söyleyeyim. Hem IC'den hem MC'den. İstanbul'u komple terk et. Yani onu sana söyleyeyim. İstanbul'dan daha da beteri var. Bence karabükte bekle daha iyi. Yani İstanbul'da sen için, senin için İstanbul Uranüs Kare. Sen İstanbul'a gittin mi hayatında deprem olur. Hani senin doğduğun an, seni biz Türk yaratası olarak kabul etseydik İstanbul'da deprem olurdu. Uranüs MC İstanbul'da özellikle şu bölgede tamam mı? İzmit, Bursa, aşağıya gel, Marmaris bölgelerinde sürekli beklenmedik olaylarla mücadele edersin. Sürekli ani bir şeyler olur. Sürekli yani burada hiç huzur bulamazsın ki. Uranüs karesi var. Peki orada 20 sene bulunduğun sürede neler yaşadın? E, maalesef, yani şunu diyeyim ben sana Samsun'da olsan daha iyiydi yani. En azından e, hiçbir şey geçmiyor. Anladın Yani şu hatta olsan daha iyi. En azından bir şey geçmiyor. Anladın mı? Şu bölgede olsaydın, Kayseri, İçel, Mersin. İçer, en azından olumsuz etkilenmezsin. Yani e, ne olumlu ne olumsuz. Yani en azından rahat ederdin yani. Tamam mı? ama bu enerji seni nasıl rahatsız ediyorsa İstanbul'da seni rahatsız ediyor. Mesela sen İzmir'e gitme. Neden? Orada partner, bu bölgeden bir partner seninle sürekli ayrılır. Problem yaşatır. E, ondan sonra kesinlikle eski şeyi bu, bu Antalya bölgesinden uzak dur. Uranüs İstanbul e, bu bölgeden uzak dur. Şu bölge açık. Şu bölge açık olabilir. Şöyle işaretliyorum sana. Şu, şu bölge bölgesine. açık. Şu bölge açık. Yani e, Bodrum olabilir. Marmaris olabilir. Trakya olabilir. Şimdi aşk hayatında çok ciddi artış oldu. Ee, i̇letişimsel becerilerin çoğaldı. Para yine var. Para para var orada. Onu söyleyeyim. Para alırsın. Şimdi ay 12'ye girdi. Bu ne demek? Ay 12'de tabii şey oluyor yani. Duyguların arka planda kalıyor. Ee, yani ama... Bu aynı zamanda şu demek. Ee, sosyal etkileşim. 11. ev, 12. evin 2. evi ya. Yani 1 bir, iki. Sen sosyal gelirlerden orada çok ciddi para elde edebilirsin. Freelance işlerden elde edebilirsin. Freelance işlerden para elde edebilirsin. İkinci evin gene sağlıklı çalışıyor. sign olarak bu ikinci ev çalışır. Aynı zamanda Jüpiter hala senin ikinci evini hükmediyor. Çünkü ikinci burç hala. Yani burada Placidus olarak tabi Germany'ye gittiğin için Almanya'ya gittiğin için ne oldu? Coğrafya olarak orası dünyanın başka bir hani eğim var ya eğim farkına Placidus baktığımızda ne oldu? Haritan biraz büzüldü tamam mı e, Holstein e, Placidus ev sistemine göre o tarafa doğru çıktığın için harita ne oldu daraldı e, senin dördüncü evindeki o durumu 5. evine attı Holstein olarak aslında bu şu an akrep çoktan beşe geldi ama Placidus olarak henüz gelmedi gözüküyor e, bu şu demek çok fazla sevgilin olur yani oraya gittiğinde çok fazla yani oranın Almanya e, Fransa gibi o taraflar senin çok fazla e, cinsel kimliğini ortaya çıkartıyor yani kadınlığını ortaya çıkartıyor. Şansını ortaya çıkartıyor. Orada çok fazla çocuk sahibi olabilirsin. Çok fazla sevgilin olabilir. Seksüel enerjin çok fazla yükselebilir. Maddi kazançların ve zekan çok fazla yükselecek. Yani Jüpiter çünkü 3. evine doğru hükmetmeye başladı. Duygular arka planda oldu. Ne biraz daha gizli kapaklı konulara çok yatkınsın. Biraz depresyon yaşayabilirsin yine partnerlerinle. Şimdi o Juna ne yaptı? Senin 7. evine doğru yol aldı. Yani evleneceğin eşlerinle bazı sorunlar yaşayabilirsin. Ee, ya da ev o bölgelerde... Bak aşk hayatın çok iyi, ee, çok çalkantılı akrep çünkü. Ee, ama Ay Juno karşıtı bu sefer ne oldu? Yani 7. eve doğru çıkmaya başladı. Yani bu iş hayatında yaşadığın sorunları... şu anda evlilik hayatında yaşama ihtimalini ortaya çıkıyor. Yani bu o, ama tamamen dediğim gibi... burada durursan bu, oraya gidersen bu oluyor. Zihinsel olarak çok gelişiyorsun. Yeni anlaşmalar, uluslararası işler, uluslararası şeyler gündeme geliyor. Biraz sağlığına dikkat et. Şiron birinci eve doğru geldi. Sende güneş şiron karesi var maalesef. Dikkatli olman gerekiyor. Bu akrepte olduğu için mesela bu senin beşinci evden yakalıyor bu sefer. Oraya gittiğinde nedir? Bu aşktan yaralanırsın. Mesela sen düşük doğum yapabilirsin. Düşük doğum yapabilirsin. Evet Plüto da orada olmuş oluyor. Çok derin aşklar yaşarsın orada ama Güneş-Şiron karesi Akrep'ten vuruyor. Ee, nedir? Ee, bu tabii ki Akrep doğurganlıkla da ilgili. Beşinci evde olması, hamilelik yani çocuklarla ilgili. Yani ne olur? Ee, düşük doğum yapma riskini ortaya çıkar ve sevgililerinle, sevgililerinden biri aşk acısı çekebilirsin. Mars'ın karmik üçgeni var. Mars'ın Şiron karesi var. Mars'ın Satürn karesi var. Geçmiş karesi. Mars'ın Şiron karesi. Güneş'in Şiron karesi çok tehlikeli. Onu söyleyeyim. Bu hastalık getirir. Yaralanma getirir. Onu söyleyeyim. Şimdi bu. E sen de böyle bir şey var. Şimdi sen üçgen olan bir yere gidebilirsin. Evet. Mars üçgen veren bir yere gidebilirsin. Bak gördün mü? Mars üçgeni yakaladım bir tane. Evet. Sen de MC'ye Mars üçgen çıkıyor. MC'ye üçgen yapıyor. bu ne demek? Hani harita sürekli dönüyor ya sen bir yerlere gittikçe. Mars'ın MC noktasına üçgen yapıyor o anda. Burada da Mars'a, bu da kavuşum yapıyor. Bu Mars kavuşum, bak burası kare, burası üçgen. Bu Mars'ın en tepeye çıktığı yer. Yani senin o Mars-Şiron kareni, haritanın en tepesini çıkartıyor bu. Burası en tehlikeli yer. Sen yarın oraya gitmeyi düşünüyorsun. Mars'ı en tepeye almayı düşünüyorsun sen. E Mars-Şiron karen var. Şimdi bir de Şiron karen de yanında zaten, o da alttan geliyor zaten. Sen buraya gittiğinde, buraya gittiğinde en azından kavuşum değil kare olması hedefine engelleneceksin. Hedeflediğin şeyi yapamayacaksın. Kavga çıkartır, problem çıkartır. Yani ama kavuşum daha beterdir onu söyleyeyim. Bir tane daha var Greenland'ın üstünden geçiyor. Bu da Mars'a MC yapıyor mesela. E sende Mars MC'si yok. Ama haritaya gittiğinde geziyor ya sürekli. Buraya gidersen diyor Mars'ın MC'ye çıkacak. Yani Mars'ın MC'yi üçgen yapacak diyor. Hedeflediğin şeyi gerçekleştirebilirsin diyor. Yani anladın mı? Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftayı görüşmek üzere. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.